Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kırılır bütün dişliler, kırılacak bütün dişliler. Bütün sistemler, sosyalizma, kapitalizma, Roma nasıl çöktüyse onlar da çökecek diyor Büyük Doğu mimarı. Kırılır da bir gün bütün dişliler, bir dişli var, küresel bir sistem var ve çarkları arasında bugün Bağdat'ta, Şam'da, Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Arakan'da Müslümanları öğüten bir sistem var. Kırılır da bir gün bütün dişliler, bu sistemler kırılacak ve çökecek Allah'ın inayetiyle. Tarihte bu nasıl olduysa yine olacak. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine yardım etmesi demek, her daraldıklarında onlara imdad etmesi demek değil. Bu anlaşılmamalı. Peki ne anlamamız gerekir? Sonunda Allah Azze ve Celle o peygamberlerin davalarını muvaffak kılacaktır. Onlar hakim olacaktır. Musa Aleyhisselam nasıl hakim olduysa, İbrahim Aleyhisselam'ın hakimiyeti gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hakim oldu. Acıları vardı, ızdırapları vardı. Kur'an-ı Kerim'in o noktada tayin ettiği esas, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ, Allah'ın dinine, davasına, yoluna yardım ederseniz O da size yardım edecek. Bu noktada, bu yolda mucizeler göreceksiniz. Denizlerin asa ile yarıldığını göreceksiniz. Sahabede olduğu gibi bir ordunun İran'a yürürken, İbn-i Cerir'in tarihinde haber verdiği gibi, sahabenin Sa'd bin Ebi Vakkas komutasındaki ordunun nehrin üzerinden yürüdüğünü göreceksiniz. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Bir el var. Bir kudret eli, Musa'nın annesini aleyhisselamın vahyeder, çocuğunu sandukanın içerisine koy ve denize bırak der, nehre bırak der. O el sandukanın içerisinde Hazreti Musa'yı korur. Bütün çocukların, erkek çocukların boğazlandığı şehirde korur ve boğazlanacak. Kendisinden dolayı bütün çocukların boğazlandığı Hazreti Musa, boğazlanma emrini veren Firavun'un sarayına gelir ve bir el, kudret eli onu o sarayda korur. Gökten bir el iner, bir el der, yedullahi fevka eydihim. Eğer biz ümmet olabilirsek, şarktan garba kadar yek vücut olabilirsek, o zaman bir el. Hudeybiye'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın ashabının eli üzerindeki o kudret eli, innellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah yedullahi fevka eydihim, o el ashabın eli üzerine deyince onlar Hudeybiye'den dönerler, 1400 kişiyle Hayber'e giderler, Yahudiliğin merkezini çökertirler. Bir el iner, gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'in esaslarına, talimatlarına inanır ve yaşarsak, o yolda sadece Allah'ın rızasını bekleyerek cehdedersek, koşarsak, gidersek, bir el değecek, kudret eli değecek. O zaman Allah Teala ümmete, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine nusret edecek, şenlenecek. Doğu Türkistan'da evlerimiz, Arakan'da evlerimiz, Mısır'da idare merkezlerimiz Muhammed Mürsilerle yeniden şenlenecek Allah'ın inayetiyle. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze, sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Küfür yokuş, İslam düzdür. Küfür gece, İslam gündüzdür. Yokuşlar kaybolur, kaybolur küfür. Onun izmihlali var, yok olacaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'ye girince onlar yüzlerce yıldır Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki putlar
Hak gelince batılın zail olması tecelli eder. Allah Resulü aleyhisselam dokunur ve bütün putlar Mekke-i Mükerreme'de enkaz olur. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz, sonu gelmez gündüze. Küfür gece, İslam gündüzdür. Allahu nurus semavati vel ard. Allah yer ve göklerin nurudur. O nur Kur'an-ı Hakim yaşanırsa yüreklerde, evlerde, cemiyette tecelli eder. İnsanlar o nurla bakarlar. O nuru görürler. Her yerde o nur vardır. Peki o nur nasıl gelecek? Nasıl yokuşlar kaybolacak? Nasıl tekrar gündüz gelecek? Müslümanların, alem-i İslam'ın haline baktığınız zaman mağlubiyetimiz var, mağduriyetimiz var. Savaş bizim topraklarımızda, acı bizde, kan bizde, bütün şekliyle ızdırap bizim yurdumuzda, bizim şehirlerimizde, bizim annelerimiz ağlıyor. Batı'da güç var madde planında, kuvvet var. İstediklerini beşli eşkıya ile diledikleri anda, diledikleri yerde yapabiliyorlar. Peki nasıl yapacağız? Sapan taşlarının yanında füze. Sizin sapan taşlarınız varsa bir de burada ihlasınız. Hazreti Musa'nın asasıyla Kızıl Deniz'i yaran Allah Azze ve Celle sapan taşlarınızla o füzeleri durduracak. Sapan taşlarının yanında füze. 9 Arap devleti 1948-1967 savaşlarında 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadı. Ama ayakları bedenini taşımayan Ferşli Ahmet Yasin'le Allah Azze ve Celle İsrail'i durdurdu. Sen sapan taşını tutacak bir elin ve onu atacak yüreğin varsa Allah Azze ve Celle meydan yerine çıktığın zaman 1 milyar 800 milyon Müslüman olarak kardeşine, etrafında olana, mahallene, okuluna sahip çıkarsan sapan taşlarının yanında füze. O halde bir el ve bir yürek. O taşı atacak bir yürek. Tankların önünde 7 yaşında çocuklar çiğneneceklerini biliyorlar. Ama Müslümanlar seyrederken onlar ben yaşadığım müddetçe Mescid-i Aksa'yı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının basmış olduğu bu muazzez toprakları çiğnetmeyeceğim şahit ol ya Rab diyebilirsek Allah Azze ve Celle gecelerden sonra yeniden gündüze bu ümmeti ulaştıracaktır. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. İşte farkımız bu. Allah Resulü Aleyhisselam ashabı Fas'tan Pakistan'a kadar İslam'ı taşıdılar. Onların tersaneleri yoktu. Onların uçak filoları yoktu. Onların silahlarla, modern silahlarla o gün itibariyle mücehhez orduları da yoktu. İşte bizim farkımız bu. Yürüdüğümüz zaman denizler yarılacak Allah'ın inayetiyle. Hep azlar çoklara galip olmuştur. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Allah'ın inayetiyle nice azlar hep çoklara galip olmuştur. Yine azlar kardeşlerim Rabbimin inayetiyle lütfuyla çoklara galip olacaklardır. İslam'ın, imanın, hakikatin önünü, yolunu onlar açacaklardır. Peki biz sapan taşlarıyla füzeleri durdurduğumuz zaman gecelerden sonra gündüz gelince neler değişecek dünyada? Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Dil, yüz önceki dilimize kastettiler. Dil üzerinde bir cinayet işlediler. Uydurdular imana, İslam'a, hakikatimize, Kur'an-ı Kerim'e, sünnete, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından çıkan ne kadar kelime lisanımızda varsa onları çıkardılar. İşte sen geceden sonra gündüze gidince kurtulur dil, dil kurtulacak, tarih kurtulacak.
Abdülhamit Han Hazretleri'nin Kızıl Sultan olmadığını 7'den 70'e herkes öğrenecek. Sultan Vahidettin'in vatan hain değil, vatan dostu olduğunu öğrenecekler. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Göreceksiniz 10 yaşında kız çocuklarını reyting yapabilmek, daha çok reklam alabilmek, para kazanmak için o küçücük çocukları soyup ekranlarda dans ettiremeyecekler. Bunun bedelini ödeyecekler hakikat geldiğinde, gündüz olduğunda ödeyecekler Allah'ın inayetiyle. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Diyor ya, bülbüllere emir var, lisan öğren vakvaktan, bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan. Masal kahramanlarını büyük adam yaptılar. Bu milletin çocuklarının, ümmetin evlatlarının önüne koydular. Balık kavağa tırmanır mı? O nasıl bir masalsa, bunların adamları işte öyle masaldır. Görürler neymiş, nasılmış kahraman. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Büyük adamdı. Ölürüm dedi o hakikat uğruna. Senin o izini, yolunu korumak için Necip Fazıl'ın canı feda olsun ya Rabbi dedi. Dedi büyük adamdı, büyük kahramandı. Yumruklarıyla vura vura yolları, o duvarları parçaladı Allah'ın inayetiyle. Bedel ödedi. 1934-1983. Son nefesine kadar mahkum ettiler Sultan Vahidettin'le alakalı kitabından dolayı. Allah'ın inayetiyle Üstad Büyük Doğu Mimarı o beraati Rabbimizden, kainatın sahibinden alacak. Umutsuz olmayın diyor, olacak bu. Göreceksiniz yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular, arkımız bizim. O kadar bereketli ki iman. O kadar bereket var ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde yer ve gök kurur ama İslam'ın arkıyla bütün bir dünyayı sularsınız. İslam gelince hayat değişir, dünya değişir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh 29 ay Emevi devletin başında durur. Gelince bütün engelleri kaldırır. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselamı zekat memuru, vergi memuru olarak değil, Allah Teala cennetin yolunu açmaya Peygamber aleyhisselam memur kıldı der, engelleri kaldırır. Onlar yüzler binlerce insan, on binler Müslüman olurlar. Valiler merkeze yazı gönderirler. Derler ki devletin vergisi düşüyor. Kafirlerden haraç, devlet haraç vergisi alıyor, cizye alıyor askere gelmediklerinden dolayı. İki ayrı onlardan vergi vardı. Müslümanlar sadece ürünlerinden öşür veriyorlardı. Bir de mümin olanlar zekat veriyorlardı. Ömer bin Abdülaziz bütün köleleri, cariyeleri babalarına, ailelerine, yerlerine, yurtlarına gönderir. Bir yıl sonra devlet çökecek demişti valiler, çöküyor. Bu devleti bu halde ayakta tutamazsınız. Gelirleri bir bir ortadan kaldırdın. Bir yıl sonra Afrika valisi Şam'a yazı gönderiyor. Diyor ki Afrika'da zekat verecek kimseler bulamıyoruz. Zekat paralarını ne yapalım diye soruyor. Afrika, çocukların açlıktan öldüğü yer. Şimdi bakın. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular, arkımız bizim. Son söz. Gideriz nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Geliriz ve gideriz, dünya bu kadardır. Gideceğiz. Veltefet issâku bissâk. Hepimizin o anı olacak. Ayaklarımız birbirine dolanacak. Ölüm meleği gelecek. Gideriz nur yolu izde gideriz. Gündüz olunca yolumuzu Kur'an-ı Kerim aydınlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti aydınlatır. Allahu nuru semavati vel ard. Nurdan izlerde gideriz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gideriz.
ve sonra fetihler başlar. Gideriz yeniden Londra'ya, Paris'e, New York'a doğru gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Ölüm meleği gelir ve geride hayatımız kalır. Müslümanların yazdığı destanlar kalır. Şimdi daralan Kudüs'e bakıp ağlayan Müslümanlara, Büyük Doğu mimarı 1964'te diyordu ki, sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Selam sana, rahmet sana. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.